Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler, mutlu haftalar diliyoruz ve her pazartesi olduğu gibi yine bugün de paranın şifresi programıyla finans analisti İslam Memiş karşımızda. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum, iyi haftalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Yeni bir haftayı karşıladık. Malum çalkantılı bir şekilde ekonomide piyasalar devam ediyor. Ama ne gibi yatırımcıyı bekleyen durumlar var? Onu da hemen sizden alalım. Bu hafta para piyasalarında iki Merkez Bankası'nın faiz kararını yakından takip ediyor olacağız. Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları var. Her iki Merkez Bankası faiz kararlarını Perşembe günü açıklayacak. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı yurt dışı piyasaları için oldukça önemli olacak. Malum son bir haftada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım'a sosyal medyada bir saldırı başladı. Bir algı operasyonu başladı. Bu süreç itibariyle bu kararlar nasıl değerlendirecek, piyasaları nasıl etkileyecek ve Gaye Hanım'ın yine bu süreçte nasıl bir tepki vereceği yakından takip ediliyor olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu toplantıda 150 ya da 250 bas puanlık bir faiz artımı olasılığı çok güçlü. Yani politika faizini %45'te sonlandıracak bir Merkez Bankası var karşımızda. Ancak bu faiz artırımı, yani bu 250 bas puanlık faiz artırımına ya tek hamlede yapacak ya da ikiye bölecek. 150 bas puan Ocak ayında, 100 bas puan Şubat ayında, ama sonuca baktığımız zaman da politika faizinin %45 civarında faiz artırım sürecinin sonlanacağını hep beraber görmüş olacağız. Ne kadar hakimsin konuya bilmiyorum ama biraz böyle gerçekten bir algı operasyonu var. İşte uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri'nde olması, ki oradan açıklamalar yaptı. Biz burada işte görüşmeler yapıyoruz diye, ama akabinde ailesinden gelen açıklamalar var sosyal medyada. Evet. İşte davaya taşınma durumları. Nedir bunun perde arkasındaki durum? Yani asıl mesele nedir? Onu ne şekilde yorumluyorsun? Yani burada düpedüz bir algı operasyonunun veya bir sosyal medya operasyonunun olduğunu şahsen düşünüyorum. Ancak bu operasyon kimler tarafından neden düzenlendiğini şahsen anlayamadım. Çünkü burada karşımızda yeni göreve gelmiş olan bir Merkez Bankası Başkanı var. Ve artık burada kendi üyeler arasında mı yoksa dışarıdan bir müdahale mi var, onu tam olarak şahsen kavrayamadık. Ama gözlemlediğim kadarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yani Gaye Hanım'ın en azından göreve geldiği günden bugüne kadar da bir iletişim sorunu yaşadığını ben şahsen düşünüyorum. Yani sürekli sosyal medya üzerinden, kendi kişisel hesabı üzerinden bir iletişim kurma şeyini devam ettiriyor, görüşünü devam ettiriyor. Halbuki ben şahsen hem Hazine Maliye Bakanlığı hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aynı konjektörde, aynı masada mesajlar vermesini şahsen dilerdim, yan yana olmalarını. Değil mi? Mehmet Şimşek'ten de bir açıklama gelmesi bekleniyordu açıkçası. Yani böyle bir yan yana, işte bununla ilgili sosyal medyada yalanlama haberleri geliyor ama bunlar kötü şeyler, iyi şeyler değil. Özellikle hem karşımızda Türkiye'nin Merkez Bankası'nın bir başkanı var, başka ülkelerde böyle operasyonlar görmüyoruz. Maalesef sosyal medya üzerinden yapılan bu operasyonları ben şahsen kınıyorum. Kişi sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı tarafından atanmıştır, görevine gelmiştir, politikalar belirlemiştir, bu politikalar devam ediyordur. Ama kişisel bir kadın üzerinden böyle bir iddia, yalan yanlış haber akışı üzerinden böyle şeyler yapılmasını şahsen normal gözlemlemediğimi ben söylüyorum. Tabii bu sadece Gaye Hanım'ın üzerinde değil, Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan herkese karşı düzenli bir operasyon süreci var. Kaymakamlara karşı, valilere karşı böyle bir itibar suikastı ile alakalı kamuda görev yapan insanlara karşı bir operasyon süreci var. Burada Türkiye sancılı bir süreç geçirirken, ki ekonomik anlamda öyle bir süreç geçiriyoruz, bir değişim süreci geçiriyoruz ve muhtemelen de 2024 yılının sonuna kadar da sürecek olan bir değişim süreci geçiriyoruz. Bu hamlelerle birlikte daha çok sıkışsınlar, daha çok moralleri bozulsun, büyüme rakamlarını yakalayamasınlar, enflasyon rakamlarını yakalayamasınlar diye
bir kamuya karşı bir operasyon yapıldığını şahsen düşünüyorum. Diğer yandan teröristlerin yaptığı hain saldırılara baktığımız zaman dışarıda da Türkiye'ye karşı bir müdahale söz konusu. Kesinlikle. Ve hem sosyal medyada hem de terör sürecinde biz Türkiye'ye karşı yeniden bir harekat başladığını şahsen gözlemliyoruz. Ama burada iletişim eksikliği var net bir şekilde. Yani benim gözlemlediğim bu. Bu iletişim eksikliğinin tamamen ortadan kalkması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Şöyledir ya, kriz yönetimi çok çok önemlidir. Evet. Yani bir yöneticinin krizi nasıl yönettiği çok önemli. Keşke burada Gaye Hanım daha çok açıklama yapsaydı, Mehmet Şimşek daha çok açıklama yapsaydı da Gaye Hanım'ın annesi ve babasının açıklama yapmasına fırsat kalmasaydı. Keşke onlar hiç açıklama yapmasaydı. Yani krizi biraz yönetimde biraz hani özelinde biraz sıkıntı varmış gibi geliyor bana sadece. İletişim problemi önemli, iletişim yönetimi önemli. Burada iletişim başkanlığına da önemli görevler düşüyor. Cumhurbaşkanlığı makamına da önemli görevler düşüyor. Dolayısıyla bu operasyonlar olacaktır, olmaya devam edecektir. Eğer bu iletişim problemi profesyonel olarak ilerleyemezse, yani bunu ciddi anlamda üzerinde durmazlarsa, seçimlerden sonra Mayıs gibi bir değişim süreci olabilir diye ben tahmin ediyorum. O yüzden Türkiye ekonomisi bugünkü koşullarda bu itibar suikastlarını, görev değişikliğinde falan kaldırmaz. Çünkü çok sancılı bir süreçten geçiyoruz. Ve bu kadar sancılı süreçten geçerken de hani dereye geçerken paça sıvanmaz diye bir cümle vardır. Yani söz vardır. Dolayısıyla biz şimdi tam sancılı süreçten geçerek, bilerek ve isteyerek yapılan bu istihbarat operasyonunun sağlıklı olmadığını şahsen düşünüyorum. Ama söylediğim gibi ben Gaye Hanım ve Mehmet Şimşek göreve geldiği ilk günde aynı düşüncem vardı. Şu anda da aynı düşüncem devam ediyor. Ekonomi yönetiminin bana göre iletişim problemi var. Aynı masaya oturup böyle bir gövde gösterisi yapmak, biz beraber organize bir şekilde Türkiye ekonomisini beklediğimiz noktaya getireceğiz, kararlarımız bellidir, yolumuz bellidir, bizim buradaki işbirliğimiz bellidir, Türkiye'nin menfaatleri önemlidir ve biz elimizden gelen her şeyin fazlasını yapmaya gayret gösteriyoruz. Bunu sadece sosyal medyadan, Twitter'dan yazmaktan ziyade böyle bir kamuoyunun karşısına çıktı. Tabii yani geçin. Böyle bir görüntü Tabii. vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum ama bugüne kadar da maalesef sadece STK'lara gidip, işte iş insanlarına gidip kameralar arkasında özel toplantılar yapılıyor. O ayrı bir şeydir. Ama sizin STK'larla yaptığınız toplantıların, kameralar arkasında yaptığınız toplantıların kamuda, kamuoyunda bir karşılığı yoktur. Evet, iş dünyasında bir karşılığı falan vesaire vardır ama yüzdelik dilime baktığımız zaman %1'e bile tekabül etmeyen bir iletişim geçiyor. O yüzden ben Türkiye kamuoyuna karşı yapılan bu itibar suikastlarının devam edeceğini şahsen tahmin ediyorum. Burada geri püskürtmenin en güzel mantığında kameralar önüne geçip net bir tavır sergilemenin önemli olduğunu söyleyebilirim. Ve bu toplantıda yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası az önce de ifade ettiğim gibi 250 bas puanlık bir faiz artırımıyla bu süreci sonlandıracak. Ama dikkat ederseniz, zamanlamaya dikkat ederseniz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının sonuna geldiği zaman bu operasyonların yapılması, ya faiz artırımlarını yaptık sonuna geldik, bu operasyonlar başladı mantığının arkasına yatan sebep veya neden şöyle de algılanabilir kamuoyunda. Yani faiz artırımları için mi gelmişti, faizleri artırdı ve gitti düşüncesi de ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bunların da iletişim noktasında sağlam bir iletişim kanalının açık olması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Kesinlikle. Peki içeride böyle bir yangın var ama dışarıdaki yangın daha da büyük küresel piyasalarda. Evet. Özellikle Kızıldeniz'den gelen o korkutucu haberler piyasalara etkisi ne olur, ne biter onu da hemen alalım. Ben özellikle Ocak ayı içerisinde jeopolitik gerilimlere son iki haftadır dikkat etmemiz gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyorum. Yani evet. Ocak ayının ikinci haftasından itibaren jeopolitik gerilim tarafında yatırımcıların daha hassas olması gerektiğini ifade ettim. Tabii bu süreçte yine 1988 yılından sonra ilk defa İran topraklarına bir füzenin düşmesi, bir bombanın düşmesi,
Burada jeopolitik gerilimin tekrar Pakistan-İran arasında artıyor olması, açıklamaların tekrar İran tarafından bir misilleme gelmemesi belirsizliği tekrar itiyor. Bugün de NATO'nun büyük bir tatbikat süreci başlıyor. Şimdi dünya genel itibariyle bir diken üstünde. Ülkeler artık kendileri birebir savaşmıyorlar. Artık paralı askerler tutuyorlar. Bu Afrika'da böyle, Kafkaslar'da böyle, Orta Doğu'da böyle. Bu paralı grupların devletlerle çatışması ister istemez jeopolitik gerginliği artırmaya devam ediyor. NATO belli bir alanda kalmaya devam ediyor. Kendi alanını genişletmeye devam ediyor. Özellikle Kızıldeniz'de yaşanan bu gerilimle birlikte Yemen'in hedef alındığını, işte İran ve Amerika ve İngiltere'nin yine beraber bu sürece dahil olduğunu, tekrar Yemen fakir bir ülke, yani her şeye muhtaç olan bir ülke, tekrar Filistin'den sonra buranın hedef alınması da jeopolitik anlamda Kızıldeniz'in aslında dünya için ne kadar önemli olduğu, yeraltı kaynakları için ne kadar önemli olduğu, özellikle hatlar için ne kadar önemli olduğunu da dünya kamuoyuna göstermiş oluyor. Ama başarılı bir şekilde bu operasyon sürecini devam ettiriyorlar mı jeopolitik anlamda? Evet, ettiriyorlar. Yine Amerika ve İngiltere'ye karşı da herhangi bir savunma mekanizmasını geliştiren bir gücün de karşımızda olmadığını gözlemliyoruz. Kızıldeniz'de jeopolitik gerilimler, bu işte gemilere karşı yapılan saldırılar, Yemen'e karşı yapılan saldırılar başlayınca özellikle gıda sevkiyatında son iki haftada, bakın son bir ay bile olmadı, son iki haftada %40 bir düşüş olduğunu göstermiş oluyor bize. Yani artık Rusya-Ukrayna savaşında nasıl buğday tarafında bir tahıl sevkiyatı durma noktasına gelmişse, aynı durumu şu anda da Kızıldeniz'de yaşıyoruz ve gıda fiyatlarında özellikle buğday tarafında veya tarım imtiyalarında yükseliş olarak karşımıza çıkar. Bu sevkiyatların aksaması, %40 azalması, belki daha çok uzun süreli aksaması gıda fiyatlarında dünyada yeni bir artışa neden olabilir. Özellikle tarım imtiyalarında ciddi bir yükselişe neden olabilir. Buradaki sadece savaş senaryosu değil, bir beraberinde farklı ülkelere aynı Türkiye'nin organize ettiği gibi bir tahıl sevkiyatı görevini alan, ülke konumunda olan yeni Avrupa ülkeleri olabilir, Amerika olabilir veya Birleşik Arap Emirlikleri olabilir, Katar olabilir. Böyle ülkelerin yeniden Kızıldeniz tarafında aynı Türkiye'nin yaptığı gibi gıda transferlerini yapacak bir koridor oluşturma ve bu koridorun sorumluluğunu da belli bir ülkeye verme gibi bir durum söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Peki hepimizin bildiği üzere, işte daha önce de şahit olduğu üzere, bu savaş dönemlerinde en fazla konuştuğumuz konulardan biri de malumunuz altın olur. Altın evet. Da para piyasalarındaki son durum nedir, onu da alalım. Tabii ben genel itibariyle piyasaları şöyle bir yorumlamak isterim. Mesela Borsa İstanbul Yüz Endeksi 7973 puan. Biraz satıcılı, hafif satıcılı haftaya başladı. Buradaki takip ettiğimiz bant aralığı 7700-8200 puan aralığı. Bu bant aralıklarını takip ettiğini sürdüreceğiz. Şubat ayının ortalarında tekrar borsa tarafında yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Ve daha önceki yayınlarımızda yılın ilk çeyreğinde Borsa İstanbul 100 endeksinde 9000 puan seviyesine telaffuz etmiştim. Bu öngörüm halen geçerli. Borsa tarafında düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim. Tekrar Şubat ortalarında borsada yukarı yönlü hareketler görmeyi sürdüreceğiz. Özellikle merkez bankalarının faiz kararından sonra borsada ciddi ralliler başlayabilir. Dolar kuru 30 lira 23 kuruş seviyesinde şu an itibariyle 30 lira seviyesinin üzerinde tutulma çabasını sürdürüyor. 30 lira 40 kuruş, 30.40 kuruş seviyesi burada direnç konumunda. Ocak ayı için artık 30 lira seviyesi üzerinde yerleşebiliriz uyarılarım vardı daha önce. Bu beklentilerimiz gerçekleşti. 29.80-30.40 bu bant aralıklarını takip etmeyi sürdüreceğim. Ama önümüzdeki Şubat'ın ortalarında ve Mart ayında tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam edecek. Yılın ilk çeyreğinde 30-33 lira aralığında bir dolar kuru göreceğiz. Yani dolar yön yukarı tekrar. Euro dolar paritesi 1.0904 seviyesinde şu an haftanın ilk işlem gününde. Euro dolar paritesinde Amerika Merkez Bankası Fed'in bu ay sonunda bir toplantısı var. Faiz kararı açıklanacak.
Bu faiz kararına kadar bir haftalık süreçte 1.08-1.09 aralığında oyalanan bir parite karşımızda göreceğiz. Hedefimiz 1.12 bu yıl için. Devamı da 1.15 seviyesi. O yüzden 1.09 seviyesinin altındaki rakamları ucuz görmeye devam edeceğim ve alım fırsatı verdiğini düşüneceğim. Ons altın 2023 dolar seviyesinde şu anda. Bu tarafta bu bir haftalık, önümüzdeki bir haftalık süreç içerisinde FED nedenle bir gerileme bekliyorum ben. 2000 dolar seviyesine kadar bir gerilemenin mümkün olacağını düşünüyorum. Tabii 2000 dolar seviyesi burada güçlü destek seviyesi. Burada tekrar hızlı yukarı yönlü hareketlerine devam ettirecek bir ons altın var karşımızda. Bu yılki hedefimiz 2350 dolar seviyesi ve bu seviyeleri beklemeye devam ediyoruz. Ons altın nedenli gram altın tarafında da bu hafta, önümüzdeki bir haftalık süreçte bir gerileme bekliyorum. Bu da aman aman bir gerileme değil. Şu anda gram altın, fiziki altın tarafında, yani kapalı çarşı piyasasında 2066 lira seviyesinde. Burada da 2050 lira seviyesine kadar bir geri çekilme. Tekrar 2000 dolar seviyesine geri çekilmesiyle birlikte 2040 lira seviyesini destek seviyesi olarak göreceğim. Yine 2000 liradan uzaklaşmayan bir gram altın karşımızda durmaya devam edecek. Yani 2040-2070 lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. Gelen anlamıyla bu hafta Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarını takip edeceğiz. Bitcoin'de 41.148 dolar seviyesinde %1 satıcılı. Daha önceki videolarımızda, sohbetlerimizde 38-48 bin dolar aralığını takip edeceğimi ifade ettim. Bitcoin tarafında 38 bin dolar beklentim devam ediyor. Peki, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Değerlendirmelerinden dolayı varsa eklemek istediklerini onu da alalım hemen. Şu anda yok. Teşekkürler. Peki. Ben teşekkür ederim. Yeni haftayı karşılamış olduk bu şekilde. Ama Merkez Bankası'nda ani bir ya da işte önemli bir çıkış olursa da yeniden görüşmek dileğiyle de diyelim. Tabii bir kez ki. Daha. Çok teşekkür ederim. Paranın Şifresi programında finans analisti İslam Memiş bizlerleydi. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.